Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz, sizin sesiniz. Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz, sizin sesiniz. Çerkezköy'de geçirdiği bir kaza sonrası Özel Çerkezköy Hastanesi'ne giden, burada da cildiye doktorunun olmaması nedeniyle Çorlu Özel Rehab Hastanesi'ne yönlendirilen Dinçer Kasap, hastanenin nakit uygulamasına takıldı, hastane kredi kartını kabul etmeyince hastanede 2 saat rehin kaldı. Çerkezköy Hastanesi'nde telefonla konuşarak direkt buraya geliyorlar. Ben de ilk sizin dediğiniz gibi niye devlete gitmediniz dedim çünkü. Yani Çerkezköy Hastanesi yönlendirmiş buraya bunları. Şimdi tabii biz yapamayız. Burada plastik cerrahilik iş var. Bizim doktorumuz yok. Rehab'a gidin deyince bunlar da sürekli kan akınca bunlar telaşlanmışlar yani. Elinden bir operasyon geçirdiğini ifade eden Dinçer Kasap yaşadıklarını şöyle anlattı. Dış kapı kırıldı yani. Evet, dış kapı evin rüzgardan dolayı sert çarptı. Kalan cam parçasını düşürmek için uğraşırken elime vurdu. Kesti elimi. Koşarak Özel Çerkezköy Hastanesi yakındı. Oraya gittik. Orada sadece bir pansuman yaptılar, hiç yani sardılar. Dediler ki bizim doktorumuz yok. Çorlu Rehab Hastanesi'nde plastik cerrahı olduğunu söylediler. Biz de buraya geldik. Apar topar arkadaşı aradım, geldik. Buraya geldikten sonra açtılar, baktılar. Dediler ki işte bunun maliyeti işte bu kadarsa 600'dür. İşte daha fazla 1500 lirayı falan geçer dediler. Ben de kapıdan bağırdım, dedim yani dışarıda neyin pazarlığını yapıyorsunuz, yani bu yapılacak, yani ben burada canımın acısından ölüyorum. Siz hani dışarıda pazarlık yapıyorsunuz arkadaşlara, o çalışanlara söyledim. Sonra işte üstümde para olmadığı için Ufuk Bey ve Ufuk Baş ve Hamza Gözleri aradım. Dedim abi böyle böyle, yani benim dedim nakit sıkıntım var, acil geldik Çerkezköy'den. Hani Özel Çerkezköy Hastanesi, git oraya dedi. Biz de geldik işte, ondan sonra işte doktor geldi. Arkadaşlar demiş yani nakit oluyor sadece, kredi kartı falan geçmiyor. Nakit olursa ameliyat olur. İşte doktor da ameliyatı yaptı. Yarım saat 40 dakikalık bir operasyonla. Operasyondan sonra kredi kartı çektirmek istedi abilerin. Kabul etmediler. Üzerinde nakit para olmadığı için hastaneden taburcu olamadıklarını ve hastane önünde tekerlekli sandalye üzerinde 2 saate aşkın süre bekletildiklerini ifade eden Dinçer Kasap, hastanenin uygulamasına tepki gösterdi. Ama işte niye böyle oldu ben de anlamadım yani. İlla nakit istiyorlar. Nasıl çözeceğiz şimdi bunu? Bu gece burada rehin misiniz? Bilemiyoruz. Yukarıdan hani ne diyecekler yani, buranın hani rehab hastanesinin yetkilileri vardı illaki, yani bir müdürü, bir amiri. Ameliyatı olan ve ameliyattan sonra dinlenmesi gerekirken hastanede saatlerce bekletilen Dinçer Kasap, arkadaşlarının gece yarısı nakit para bulmasının ardından hastaneden taburcu edilebildi. Nakit kredi kartı geçmez dediler, nakit ödedik, hala makbuz işte vermiyorlar. Yarın gelin diyorlar, makbuz veriyoruz diyorlar. Yarın kaç paralık makbuz verecekler veya muhatap bulup makbuz alabileceğimize şüpheliyiz şu an. Hastamızı parayı verdik çıkıyoruz ama nakit makbuzdan haberimiz yok. Bir tarafta Sağlık Bakanlığı'nın kimse hastanede rehin kalmayacak açıklaması ve kredi kartıyla tuvalet dahil hayatın her alanında ödeme yapılmasına rağmen hastanenin bu akıl almaz uygulamasına yetkililerin ne açıklama yapacağıysa merak konusu. Tamam, onu indirin. İndir onu. Tamam, arabaya götürün. Tamam, arabaya götürün.